Çok güzel olmuş abla. Afiyet olsun. Eline sağlık. Ya abla ben böyle düşünmem ama. Sırtıma mı gidiyor, mideme mi gidiyor hiç belli değil. Ya gel sen de iç. Ya niye öyle diyorsun kardeşim? Camdan bir bakıyorum. Sana konu ne var ki? Ya abla gel sen de iç ya. Sen içmeyince benim iştahım kapanıyor. Yediğimi içtiğimi anlamıyorum valla. Onun için iki defa içip bitirdim. Ben üzüntümden ne içtiğimin farkında mıyım? İyi yapıyorsun kardeşim. En içtiğin de yokken doya doya iç. Abla gel sen de iç ya. Hiç iştahım yok. Hiç böyle yapmazdı bu adam be. Karanlık bastırı durmuyordu, gelirdi. Ne oldu buna böyle? Bazı kumara gittiği zamanlar gecenin bir vakti geliyor ya abla. Belki ondandır. Kumara gittiği zaman öyle ütülü pantolon, kravyet, mravyet takmazdı ki. Peki senin tahminin ne? Bilmiyorum ki müşkün, bilmiyorum. Ama böyle kötü bir şey olacakmış gibi geliyor içime. Yani içine doğuyor. Doğuyor valla. Nenemin öldüğüde içime doğmuştu ya. Ne doğuyorsa oldu ya. Evde altın yumurtlayan tavuk var ama enişten farkında değil ha. Tavuk da kim? Sen. Niye küne? Niye küne? Niye kü? Seni medyum kakılmış diye piyasaya tanıtsa var ya, paraya para demezsiniz ha. O zaman ne değişecek? Dayaktan kaçış var mı? O zaman da dayak yiyeceğim. Onlar da birbirini deviyorlar. Abla, bir tabak damak kalla koysana. İyi ki de iştahın yok ya. Yeter. Bir tane daha. Ye. Sağ ol abla. Ayıdan buş buş bakıyor anam. O da biraz ısıcak da ondandı. Biraz relax ol, kasıldın adam. Biraz relax ol, gevşe kız namusun lan. Heyecandan oluyor. Abi de heyecandan demez mi? Hani şöyle uzan, şöyle mıncıklayayım, biraz masaj yapayım da... Olur. Relax ol namusunla. Hiç. Ne yaptın oraya küp baba gibi yattın? Deve kuşu soyundan bu. Şöyle yatsana şu tarafa, yas daha doğru. Evet, hadi. Uzat ayaklarını bir. Şöyle. Bunun neresine kıyım süreceğim ben, yatma şöyle altta dinlen. Neyse canım boş. Huylanıyorsun. Allah canını almasın senin, iyi mi görüyor musun bak. Ay senin muhabbetine de hiç doyum olmuyor he. Bize konuşacak laf bırakmadın hani. Dut bağımlısı bülbül gibi şakı biraz ayol. Ben ne şakıyım? Sen şakı biraz. Anlat bir şeyler Şülhan'ım. Hayat hikayemi anlatayım istersen. Anlat. Ay daha bir şey anlatmadan kasıldın. Yani hayat hikayemi anlatsam düğümlenip kalacaksın oralarda. Allah canını almasın. Şöyle relaksın. Yapma abla yapma. Ne yapacağım peki? Abla yapma. Ay abla deme, lazım olur kız. Dur. Senin numaraları almış, paraları aldın mı yanına? Ben de amirim. Tamam, hemen vakit kaybına atla salona git. Masajın yanı sıra o işi de teklif et kadına. Eğer parayı alırsa, kabul ederse fuhuş yapıyor demektir. Hemen bize telsizde bir ara haber veriyor. Emredersin abi. Hadi fırla bakayım. Hadi başarılar. Gelmezdi Şahipciğim. Nasıl bir dedektif gibi peşimden geldin? Kıskanıyorum. Bak hatta kıskançlığım şu morlukla sonuçlandı. Seni kendimden bile kıskanıyorum zaruret. Seniz 3 yaşında bir kardeşim var. Seni ondan bile kıskanıyorum. Ay dalga geçme ama Şahip. Dalga geçmiyorum. Aksine çok ciddiyim. İnan bana. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın, hatta zaruret annem bile okşasa benim bağrım taş olur. Hadi yalışma da kalk, masayı hazırla. Hadi. Olur mu, günlerden sonra barışmışız.
şöyle seninle gidelim, dışarıda yemeğimizi yiyelim. Ocak başı muhabbeti yapalım. Klasik üçgenimizi oluşturalım. Ne üçgeni o? Bermuda şeytan üçgeni değil tabii ki. Rakı, kebap ve sen. Bu akşam çok yorgunum Şuayb, yarın akşam gideriz. Niye öyle diyorsun? Baş başa çok iyi olurdu be zorret. Hadi hadi üşenme, doğru mutfağa marş marş. Emredersin minik kuşum. Zarretim, çatal karım, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem, ısrak. Kader kime şikayet edeyim seni? Bilemem, bilemem, bilemem. Kellandınız yine Şule Hanım. Ya satılmış geldi aklıma. Satılmış kim? Kocam olurdu kendisi namusumdan. Hala kocam mı? Değil. Ay bir görsen, tanıştığımızda çulsuzun tekiydi. Niye vardın ona? Sevdim anam, sevdim. Ah o zamanlar çok isteyenim çıktı ama ben beni isteyenlere varmadım. Satılmışa vardım namusundan. Ay işsizin güçsüzün tekiydi. Üstüne çık bir de döverdi beni. Karı parası yiyip yan gelip yatardı. Üf, itin tekiydi yani anlayacağım. Ay be ne insanla be. Üf, yani kumara daldığı zaman dünyayı unuturdu. Hem işsiz hem de kumarbaz. Vay köpek vay. Bir gün ne oldu biliyor musun? İki adamla eve geldiler. Ben anladım bir şey olacağını, sezdim yani. Yani para sınırlı, adam sinirli. Oturdular kumara. Bu kaybettikçe oynadı, oynadıkça borçlandı, gırtlağa kadar borçlandı. Nasıl ödedi peki? Parası çıkışmayınca kalanını ben ödedim. Ne, kenara köşeye kötü günler için sakladığın paran mı var? Adi supulmuş. Abi, Şimsi Paşa pasajında dillerimiz şişesi satılmış. Ya yapma, ne yapıyorsun Şule Hanım? Satılmışa kızıyorsun, hıncını benden alıyorsun. Her yanımı cimcik cimcik attın. Ay, kusura bakma, vallahi affedersin. Böyle daldırmışım aniden. Ay, vallahi affedersin. Şimdi yumuşatırım seni. Bak, tamam, merak etme. Masaj dışında insanı şöyle ruhen ve bedenen rahatlatacak başka aktiviteleriniz yok mu? 81-80. Merkez dinlemede tamam. Kuş kafeste tamam. Anlaşıldı, tamam. Hadi harekete geçiyoruz evet, arkadaşlar. Tamam. Tamam. Yanlış. Geç.
kal. Olmaz böyle bir şey. Geç. Çabuk. Hadi gel. Çabuk. Tamam. Tamam. Yetişmedik. Ellerine sağlık Şahin. Salatayı güzel yapmışsın. Sen de dolmayı çok güzel sarmışsın hayatım. Hadi yalışmayı bırak da sen de bitirdiğine göre masayı toparlayabilirsin. Hemen toparlıyorum. Aferin. Sen şöyle televizyonlarına geç, seyret. Seyrederken de ben sana kendi ellerimle hazırlayacağım meyve tabağını getireyim. Peki. Abla gel abla, film çok güzel ha. Ama ne yapacağına filmi, geldi film olmuşum zaten. Ama tam senin sevdiğin filmlerden abla, korkunçlu. Ama yok, istemem. Sen seyret, sen faydala. Ya abla niye endişeleniyorsun ya, saat 3-4 olsa anlarım da. Yani daha saat 11. Sanırım biz evecek ama biriniz gelin. Eğer doymadıysan çayın yanına peynir neyi de getiriyor. Yok abla yok. Senin içine sıkıntısı geçti mi abla? Ya bak şuna. Daha da çok arttı. Of. Benim salonum gayet namuslu bir salondur komiserim. Mühürlenemez komiserim. Neden para karşılığı fuhuş yaptırıyorsunuz? Fuhuş falan yapılmıyor, iftira. Çalıştırdığı kadın polis arkadaşımızın teklifini kabul etti. Ayrıca seri numarasını aldığımız paraları da kabul etti. Ayrıca kadını yatakta bastık. Bu bayanlar, bu bastığımız bayanlar senin salonunda çalışmıyor mu? Çalışıyorlar ama ben onlara masaj yaptılar diye işe aldım. Müşterilerine yatsınlar diye almadım. Ben masaj yaptırdım. Bir dakika söz. Yani bunların yattıklarından senin haberin yok öyle mi? Vallahi. Ay nasıl olmaz bir adam? Alçak adam. Bizi iki kuruşa çalıştırıyor, çalıştırıyor. Sırtımızdan deste deste paralar kazanıyor. Sıkışınca da bilmiyorum ayaklarına yatıyor. İftira komiserim, komplo. Ben yatmadım. Ya sus dedim sana. Aa bana bak, kafanda iki tane saç kalmış. Onları da ben yolurum, hepten kabak kalırsın ona göre. Ne masumu? Hiç de masum değil komiser bey. Bizi iki kuruşa çalıştırıyor, kendi malı götürüyor. Oh rahatladım namusumla. Şimdi gibi ötücüm. Ay ya sakin ol. Sakin ol. Tamam sakin ol. Biliyorsunuz komiser bey, yani siz olun. Hepsini dışarı çıkarın, ifadelerini alın. Kadınları hastaneye. Patronu nezarete. Bunun da ifadesini alın. Serbest bırakın gitsin. Baş durun komiser. Yürüyün. Ama gitmeyin diyorum ben namusumdan. Ay gittim. Aman da aman minik kuşum ne yapıyor? Televizyonu seyrediyormuş. Aman da neleri gelmiş. Meyveleri gelmiş. Hazırlanmış, dilimlenmiş. Şimdi minik zaruret bunları ne yapacakmış? Ham yapacakmış. Aman aman zahmet etme. Ben kendim ham kendini yaparım. Kendini hissettiğine memnun oldum Debi. Aa, cebim çalıyor. Çek ellerini alın üzerine. Alo. Alo. Aha. Şuayip. Alo. Müşkül. Ne vardı ciğerim? Ne müşkülü Şuayip? Ben Nilgün'ün. Hostessin. Sesin gelmiyor Müşkül. Ne oldu mallar? Aldın mı? Ne aldın? Kaça aldın oğlum? Sen artık malı Müşkül'e mi aldırıyorsun? Sandığından da uyanık çıktı Müşkül biliyor musun? Artık mal almaya onu gönderiyorum. Peki mal gelmeden mi çıktın dükkandan? Biraz geciktiydi Müşkül. Benim de biraz başım ağrıyordu. Böyle bir hava alayım dedim biliyor musun? O yüzden herhalde o ara geldim Müşkül dükkana. Görüşemedik diktiydi yani. Alo? Şuayip? Müsait değilsen kapayım hayatım. Yok canım kapatma. Sesim cızırtılı geliyor da kapatayım diyor. Sesin gelmiyor. Allah Allah. Hep cızırtı hep cızırtı. Bu meret de her yerden çekmiyor ki. İşte önemli. Canım onu kapatsın normal telefondan arasın. Aramışken konuşayım canım. Evet. Peki sesin böyle nasıl? Yapmalısın. Ne yapayım ona? Peki böyle. Böyle nasıl? Böyle daha mı iyi? Peki böyle iyi mi? İyi. Tamam. Görüşebilir miyiz? Tamam. Güzel. Oh be. Buyur konuş ciğerim. Ay bir bağırıyorsunuz bir fısıldıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz Allah aşkınıza şu ayıp? Şimdi beni bırak da asıl sen ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Evdeyim. O gıcık nişanlının yanında mı? Yok canım. Sinir bir haftadır ortalarda görünmüyor şu ayıp. Sinir ki ne sinir be güzelim. Hayır bir şey değil. Elimde kalacak. Vallahi tersim kötüdür. Sırf senin hatırına çekiyorum ha. Aa,
Nerede sendeki karizma onda? Olması mümkün değil be güzelim. Karizmatik adamda bir potansiyel olur. Onda potansiyelin persi yok. Ay, geçen gün geldi muhabbetimizin içine etti şu ayıp. Bizde muhabbet bitmez be güzelim. İstersen kaldığımız yerden devam edebiliriz. He? Yapalım mı seninle şöyle bir aynalı muhabbet? Yani yürekten istiyorsanız yaparız hani. Öyle işkembeden istemiyoruz be güzelim. Yürekten, dalaktan, cigerden istiyoruz. Hayır aksine karizmam kaldırmaz. Ay öyle işten söylüyorsun ki neredeyse beni sevdiğine inanacağım. Şu ayıp. Şimdi ayıp ettim be güzelim. Sen benim kalbime zimmetlendin. Kalbimin demirbaşı oldun. Seni tahsis etmeden kimse elimden alamaz. Yani o kadar o derece seviyorum yani ya. Anladın mı? Ne kadar seviyorsun? Aşırı. Nasıl aşırı? Gün aşırı. Yani bir tek olsun görüntün gözümün önünden gitmiyor. Her yerde sen, her şeyde sen. Bilmem ki nasıl söylesen. Atıyorsun. Yarın dükkana gel. Atıyor muyum, tutuyor muyum gör. Ne oldu lan? Lan Allah kahretsin. Alo. Alo. Şahip. Müdüm çatladı. Peki ne yapacağız yarın dükkanda? He. Konuşacağız. Ne hakkında? Avrupa Birliği konusunda. Yani Türkiye girsin mi girmesin mi onu konuşup bir karara bağlayacağız. Ya Şahip dükkanda olmasın. Biliyorsun zırt pırt müşteriler giriyor. Rahat konuşamıyoruz. Dükkanda bir yardımcı var. Onlar müşterilerle ilgilenirken biz de aşağıda... Bak ne diyorum. Böyle baş başa konuşabileceğimiz, muhabbet edebileceğimiz, bir şeyler yiyebileceğimiz bir yere gidelim Şahip. Neresi mesela? Bir düşünelim ha? Neresi olabilir diye. Abla. Abla kalk git yat. Uykum yok ki ne? Uykum yok diyorsun, uyukluyorsun orada. Kalk işte kalk git yat. Yok, ben burada oturacağım, sen televizyon seyret. Sabah işe gideceksin. Yatma bir ya. İyi tamam canım. Seninle dükkanın arkasındaki pastanede buluşalım ha? Tamam, kaçta olsun? Dur, saati de kararlaştıralım. İyi geceler sevgili seyirciler. İlk haberimizin konusu masaj. Ama nasıl masaj? Masaj salonu deyince aklınıza ne gelir diye sorsam, hiç düşünmeden masaj dersiniz elbette. Ama Pür Ufak Masaj Salonu'nda yalnızca masaj hizmeti verilmiyor. Bu salonun hizmet anlayışı çok. Ama çok farklı. Nasıl mı? Buyurun birlikte izleyelim. Açıklama yapın. Bak bu akşam polis tarafından yapılan baskında Pür Ufak Masaj Salonu'nun aynı zamanda bir kul şurası olduğu ortaya çıktı sevgili seyirciler. Vay be! Ne oldu ki ne müşkül? Abla dışarı karşı masaj salonuyum diyorlar adamlar. Meğerse orası fuhuş yuvasıymış. Aman! Bayağı diyor herifle. Bak terbiyesiz be. Bu gerçeği müşteri olarak salona girip pazarlık yapan polis gözlemlemiş. Yarın öğlen bir de pastanede. Tamam. Si. Hadi. Her gün akşam olur. Dallam. Ulan müşkül oğlum. İki saattir kapalı. Ne ötürüyorsun orada? Tamam dedik mi tamam. Getirme onları. Allah Allah.
baskın sırasında yakayı ele veren kadınlar kadar müşteri olarak giden beyler de şaşkınlıkları uzun süre üzerlerinden atamadı. Eriştim! Dallam, dallam. Şahit! Koş! İtilmiş. Ah, itilmiş. Ne olmuş buna ya? Basılmış masaj salonunda. Vay beceriksiz vay. Ne? Ha? Aa, yani şey, vay şerefsiz vay. Olur mu be? Yapılır mı be? İnsan karısının adını böyle lekeler mi be? Hadi lekeledin. Bu lekeyi cümle aleme böyle duyurulur mu? Yazıklar olsun diyorum be. Yanına şunu ekliyorum. Karşısına bu lekeyi süren adamı yaşatmamalı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Allah'ım! Bunu bana nasıl yapar? Dünya alem kurdu resimliğini! Sen de mahalleli değil. Dünya alem kurdu diyorum resimliğini be! Ne güzel! Resimliği aramızda kalıyordu. Onu da ben sineye çekiyordum yarabbim! Ne edeceğim ben? Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğim? Bütün koy görmüştür artık! Ben ne edeceğim? Ne edeceğim? Eniştemin yaptığı resmen kişiliksizlik ya! Ne edeceğim ben? Allah cezanı versin itilmiş! Demem inşallah! Ulan bütün koy kurdu! Bütün herkesler kurdu! Ben bu cemiyetin içine nasıl çıkacağım? Yer yarısı da yerin dibine geçsin! Sen ne giriyorsun abla ya? O girsin yerin dibine! Yok! Yok bunu onun yanına bırakmayacağım! Geberteceğim! Buradan ben fitil fitil getireceğim! Buradan getirmek! Geberteceğim! Ulan getirmiş! Yargısız infazlara gelesin inşallah! Ay! Ay! Çekil! Ay yatacağım kendimi! Ay! Ay! Ya abla ya! Ay! Yoksa kocabarı duyan geliyor mu? Anam! Milletin ağzına zahsız olduk! Açsanız da lan kapıyı! İtilmiş! Kalitesiz kuvvet! Şerefsiz kuvvet! Gidelim! Kıvarıştım! 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 Açsanız da lan kapıyı! Ne oluyor lan? Kızım açsana lan kapıyı! Ne oluyor lan? Defol bayda! Ne oluyor lan? Defol bayda! Allah'a bak! Giremezsin bu evine! Ne oluyor? Defol! Kimin evinden kovuyorsun lan sen? Seni kovuyorum! Haysiyetsiz! Şerefsiz! 5 dakika geçip gitmeyin! Olmuyor lan! Allah sen! 5 dakika geçip gitmeyin! Oluyor lan! Ne 5 dakika gecikmesen işte ya! Seni televizyonda gösterdiler ya! Masaj salonunda gösterdiler! Masaj salonunda! Lan dağılın siz de lan! Hadi komşu! Bırak! Koruca! Ödeteceğim bunu sana. Bunun hesabını soracağım ben sana. Lan Allah. Allah cezanı versin. Ne adam yok ya?
dedikodu getirmiş. Alem efendiyken dünya aleme rezil oldu. Bırak elini uyusun. Kız kahretme kendini bu kadar be. Erkek adam be, çapkınlık yapar hiç. Yapar da böyle ele güne yayın edip karısını rezil rüsva eder mi? Kız adam da televizyonda garıyla basılayım diye özel davetiye çıkartma diye be. Hiç. Onlar kendiliklerinden gelip çekiyorlar hep. Ama bu televizyonların da çektiği her bir memleketin her bir tarafında görülüyor be. Sen de herkes görüyor. Ya kızım bu medya medya. Dördüncü kuvvet. Dördüncü kuvvet. Neymiş bu dördüncü kuvvet? Ma sen de be. Kalk kız kalk biz işe gidelim. Yok ben işe koca gidemem ben. Kız o. Kocayı boşa, işi boşla, oh ne ala, ne ala. Evin mi var, bankada paran mı var? Ya vallahi yapamam ben, o kadar insanın yüzüne nasıl bakarım ben kız? Kız, televizyonda basılan adamın kocan olduğu anında mı yazıyor ha? Zerret Hanım bilmiyor mu? Bugün onu temizliğe gideceğim, ben onun yüzüne nasıl bakarım? Sanki onun kocası pek sağlam babuç. Hiç, kız iki günde bir Şuayb Bey evden kovuluyor. Ya Şuayb Bey'in yaptıklarının yanında benim yitirmiş eniştemin yaptıkları hava gazı kalır. Hadi kalk, kalk gülüm, kalk işe gidelim. Vallahi gidemem ben, beni evde oturacak. O yitirmiş yitir boş için, onun yaptığı yenilir yutulur şey değil, değil. Kız hem yenilir hem de yutulur. Biz neler yedik, neler yuttuk be, değil mi? Aman Allah'ım ne kadar geniş karılarsınız be. Bak genişsiniz dedi be. Neccen ya neccen, kocayı boşasan arkada var çoluk çocuk. Çoluk çocuk olmadı desen bankada paraların mı istif olunmuş be? Yani senin anlayacağın kol buradan değil. Ha buradan kız. Kalk kalk. Kalk yürü gülüm yürü. Senin yaran dazede ondan böyle konuşuyor. Hele yaraların kabuklansın hepsini unutursun. Onun için sen vara işine git. Hadi. Hadi yürü kalk. Yürü. Kalk. Gel kız. Kalk. Tek bir lira susumuş otelimiz. Buradan bana bir çay ver bakayım. Çay daha olmadı. Sen ne iş yaparsın şimdi? Ooo itilmiş. Meşhur oldun lan. Çok heybetli duruyordun karının yanında. Sabah sabah dayak istemedi o için şimdi yerine tuttan bala. Hayırlı günler. Demek ablam bu duruma fena halde içerledi Aygi gözüm. Çok içerledi patron, hele ilk gördüğünde sinirden küplere bindi. Tabii. Kabahat enişten de. Madem yüzüne gözüne bulaştıracaksın, ne diye çapkınlığa kalkışıyorsun? Beceremeyeceksen, hiç bu işlere kalkışmayacaksın. Yani sen diyorsun ki patron, bu çapkınlık herkesin yapabileceği bir iş değil. Herhalde yani oğlum. Bu işler riskli işler. Yani risk almayı bileceksin. Alacağını alıp eyvallah edeceksin. Eğer oralarda oyalanırsan, ya karıya kapılırsın, ya da paçayı karıya kaptırırsın. Yani bu işler anlayacağın denge işidir. Yani herkes bu dengeyi tutturamaz. Peki sen nasıl tutturuyorsun patron? Buldun işin uzmanını, konuşturdun. Vay çakal vay. Ama işin doğrusu budur yani patron, işin uzmanından öğreneceksin. Bak aşırı tuttum seni. Bu işlere kana kucak dalmayacaksın. Bu işler sistem işidir. Bu işler taktik işidir. Bazen karının durumuna göre yani katı defans yapmak zorunda kalabilirsin. Gol yollarında etkili olmalısın her zaman. Yoksa işte böyle 70 milyon ağzına sakız olursun. Patron keşke eniştem gelip senden ders alsaydı ha. Böylece ablam da mağdur olmazdı. Gelsin tecrübelerimi aktarayım. Stilimi iyi etkilesin, sırtı yere gelmez. Stajını yanımda yapsın. Hiçbir ücret talep etmem. Maksat işi görürsün. Yolu yordan öğrensin zavallı. Patron, şimdi ne oluyor? Nereye gidiliyor? Çapkınlığa mı? Herhalde oğlum be. Peki şimdiki kim yani yenge kim? Gayri resmi yenge? Bak, altın kuraldır. Şahıs çıktığı kızın adını vermez. Yani kızla çapkın arasında kalır her şey. Yani kaliteli bir çapkın kızın çıkacağı kızın adını dillere düşürmez. Yaşayacağını yaşar, üstüne süngeri çeker. Sır tutmak karakterimdir. Dile düşmeyi karizmam kaldırmaz.
O zaman çapkınlığın ikinci altın kuralı da çapkına saat kaçta geleceksin diye sorulmaz. Abartma, vallahi aşırı tutuyorum ama. Sen anlamıyorsun. Vallahi öğreniyorsun. Herhalde be koçum be. Sağ ol patron. Şuraya bak be. Çok pis oldum biliyor musun? Yakışıklı oldum. Vallahi vallahi. Güle güle patron. Kakılmış. Bırak şimdi işi filan. Gel otur şuraya. Aa, yapma canım böyle. Gel otur. Hadi. Oturayım diyor. Aklımdan çıkmıyor. Hep aklıma geliyor. E canım ben sana unut demiyorum ki. Hiç unutma. Hep aklında tut. Ama unutmadığını ona da unutturma. Nasıl yani? Bir zaman sonra affetsen bile bunu hemencecik yapma. Nasıl yapacağım peki? Bak şimdi hemen kucak açma. Önce bu yaptığına pişman ettir onu. Nasıl? Bırak biraz sana yalvarsın. Acı çeksin. Hatta ayaklarına kapansın. Özür dilesin. Diler mi? Vallahi ben her zaman iyi sonuç almışımdır. Diler. İlk önce biraz acı çeker. Sonra yerlerde sürünür. Ayaklarıma kapanır. Anca o zaman tarafından affedilir. Peki bir daha çapkınlığı yapmaz mı? Vallahi eceline susamışsa yapar. Bak, kocanın ipleri senin elinde olacak. İstediğin zaman gevşeteceksin, istediğin zaman sıkacaksın. Bu sana kalmış bir iş. Unutma, sen hiçbir zaman pes etmeyeceksin. Kocan pes edecek. Peki eğerli yaparsam, içilmiş süt dökmüş kediye döner mi? Döner. Gelir dizinin dibine oturur ve o andan itibaren gözü senden başka hiç kimseyi görmez. İnan şu dakikadan itibaren gözüm senden başkasını görmüyor Bilgin'ciğim. Biliyorum. Yani seni memnun etmek, seni mutlu etmek benim hayattaki tek görevim oldu. Kuru sözcükler beni mutlu etmiyor şu Şuayb. Ne bileyim, sevgine inanabilmem için daha böyle somut şeyler gerekir. Aa bak, öndeki tavuk gözü bitiyor, bir tane daha söyleyeyim mi? Aa bu kadar basit değil. Sevgi, sevgiliye bir şeyler ısmarlamakla gösterilmez Şuayb. Nasıl gösterilir peki? Mutluluğunu da, sıkıntısını da paylaşman gerekir. Senin sıkıntın nedir? Ay şu ay kredi kartımın günü geldi. Ödeyemiyorum. Aa öyle bakma canım. Cüzi bir şey. Şu ay bana 50 milyoncuk verir misin? Başka sıkıntın? Ah sen beni sevmiyorsun şu ay. Sevseydin çıkarır verirdim. Canım ne bağırıyorsun? Otur ben de vermem demedim ki. Ben de çıkartır veririm. Yani bu işler karşılıklı. Bugün sen sıkışırsın, ben çıkar veririm. Yarın ben sıkışırım, sen çıkar verirsin. Yani aşk işlerinde bunlar olur. Ah Şuayb, sen gerçek bir aşıksın. Öyleyimdir. İstersen hemen şu kredi kartı işini halledelim. Sonra da dükkana gidelim. Şöyle senden bir deneme uçuşu yapalım. Ay Şuayb, dükkana yarın gidelim. Bugün gitmeyelim. Biraz sonra bankaya gideceğiz. Garson. Ne ödüyoruz? 650 efendim. Al işte garson. Teşekkürler. Hayatım bankada da kuyruk vardır biliyorsun. Orada da yorulursun. Diyorum ki organizasyonu yarın yapalım. Bugün yapalım be güzelim. Merak etme. Ben yorulmam Nilgünciğim. Baktın uçuş beni yoruyor. Takarım otomatik pilota. Biter gider. Hayırlı işler. Hayırlı günler. Buyurun. Ne istemiştiniz? İki elinize bir koz geçirdiniz lan. Kozmoz diyerekten ne kastettiğinizi pek anlayabilmiş değilim. Eğer bir şey almak istiyorsanız söyleyeyim vereyim. Eğer almak istediğiniz bir şey yoksa dükkanı boşuna işgal etmeyin. Hele paranız yoksa hiç beklemeyin. Veresi teklif etmeyin.
Da sizli bizli konuşarak bana gıcıklık verme lan. Bak bütün hırsımı senden alırım vallahi. Sen niye hırslanıyorsun ki? Hırslanacak biri varsa o da biziz. Siz mi? Tabii ablamla ben. Sana ne oluyor lan? Ablama yapılmış bir hareket direktmen bana yapılmış demektir. Ya, incindiniz yani. İncinmedik. Kırıldık. Da, oldu bir kere be. Zaten bir bok yapamadık. Son pişmanlık fayda vermez enişte. Ablan senden boşanacak. Kime güvenerek boşanıyor lan? Niye? Ablam sahipsiz değil ki. Arkası var ablamın. Kimmiş arkası, sen misin? Lan oğlum sen boğaz tokluğuna çalışıyorsun lan. Sıfırtan bile yok. Bu haline marka çıkacaksın ablan ha? Aslında bütün gücü senden alıyor. Seni köye postalamak lazım lan. Sen ne istiyorsun enişte? Bak birkaç gün ablan kendi başına kalsın, kafasını dinlesin. Şimdi sinirleri çok bozuk. Ondan sonra ben onunla konuşurum. Birkaç gün yalnız kalsın. Sen bana oradan... Ve oğlum işte lan. Ne vereceğim işte ya? Allah Allah sen ne biçim bir adamsın ya? Hem rezillik ediyorsun hem de üstte para alıyorsun pes yani ya. Lan oğlum çok konuşma da ver lan oradan bir kayma işte. Kasada para yok. Vardı vardı vardı. Ya yok enişte kasadan veremem ya. Ya. Patron gelir bakar hesap da açık çıkar. Hesabını sorar bir şey diyemem. Ben ya. Veremem ya. Oğlum kasada yoksa cebinde de mi yok cebinde mi? Cebimde ne arasın ki hepsini aldın gittin. Yok kasada da yok cebimde de yok. Para yok. Tamam oğlum madem para veremiyorum o zaman burada konaklamama müsaade et. İşte ne yapıyorsun ya ne konaklaması? Burada kalacak yer yok. Kalamazsın burada. Kalırım oğlum. Lan aşağıda bir yer var diyordun ya ne çabuk unuttun lan. Ya, tamam dedim ama orada ya patron bence kalabilir ya orada kalamam enişte ne yapıyorsun ya? Patronundan beraber ben de kalırım ne olacak lan ne diyorsun? Ya ne yapıyorsun enişte? Ya oğlum dur lan. Ya bırak ya ne yapıyorsun bu bir yıllık param benim ya. Tamam oğlum tamam onu da yemeği veriyoruz lan başka ne yapıyorsun ya? Ne alabilir? Ya tamam yeter enişte ne yaptım ya? De oğlum çekil lan. Enişte onları al çık dışarı. Enişte oraya git de çık dışarı. Oğlum karacın dedim lan. Eniştenin hiç mi aklı yok? İnek oğlu inek. Sen! Dükkanı götürdü herif. Kabus lan bu. Ben gidiyorum artık Zerret Hanım. Bu da bile kirletin. Sağ ol canım. Ellerine sağlık. Bana bak kakılmış. Sakın kendini koyverme olur mu? Yok koyvermeyeceğim merak etmeyin. Ha. Biraz içime ferahlık verdim. Sağ ol. Hadi güle güle canım. Hadi güle güle. Sağ ol canım. Allah kimsenin başına vermiş. Ya yaktın beni enişte ya. Başka bir gün olsun. Aa, sen benden kredi parası istedin. Ben sana başka bir gün olsun dedim mi? Ne yaptım? Çıkardım verdim. Şimdi aynı mertliği ben senden de beklerim şahsen. Peki o zaman. İstediğin gibi olsun. Buyur gidelim. hani ben bir çırak aldım demiştim ya. İşte o bu müşkül. Memnun oldum hanımefendi. Sen de sen ufak ufak git. Tamam. Hanımefendi aşağı inemez patron. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl inemez? Yani iner. Yani inmeli de yani şu anda inmese iyi olur patron. Oğlum deli etme adamı. Burada emirleri ben veririm. Dümbük. Sen git aşağıya. Tamam. Niye kadın aşağıya inemiyormuş lan? İnemez çünkü patron aşağıda şey var Ne var lan? Yoksa benden habersiz aşağıya karmar mı attın lan? Ne oluyor lan? Ne oldu?
Gir. Bilmiyorum. Sen geç. Oh oh oh. Rahatsız etmiyoruz ya. Yok yok Şahit Bey. Buyurun buyurun oturun. Ne oluyor burada kardeşim? Irak içiyordum. Tamamen üzüntümde. Kardeşim bu nasıl iştir? Burası bir şarküteri. Bir dükkan. Sen benden izinsiz nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Burası meyhane mi? Ben de öyle dedim. Burası bir dükkan dedim. Burası bir şarküteri dükkanı dedim. Patronun izin olmadan böyle bir şey yapamam dedim. Emme müşkün et patronu dedi. Aha işte yüzü. Zaten buradan sıkılmış. Koyuna dönmek istiyormuş. Vallahi iftira atıyor eniştem ya. Ben öyle bir şey söylemedim ya. Bak bak bak. Hem patronunu hafife al ya. Harca ya. Hem de eniştesine iftiracı de. Bundan her şey bekleniyor. Ulan karıyı yukarıda unuttuk be. Allah Allah. Vallahi böyle bir şey ilk defa başıma geliyor ha. Şimdi bu adam bizim çırağın eniştesi oluyor. Adamın da karısıyla arası biraz limoni bu aralar biliyor musun? Dertleşecek bir adam. Ya yıkılacak bir yer arıyor anlayacağım. Şimdi ben onu iki dakikada sepetleyeceğim burada bekle. Ay ay yoksa karısı evden mi kovmuş adamı? Yok işte bir çapkınlık yapayım demiş. Onu da yüzüne gözüne bulaştırmış. Ay anlayacağım. Çapkınlık yaparken karısına mı yakalanmış? Sadece karısı görse gene iyi. 70 milyon gördü ya. Televizyon gelmiş çekmiş baskın yapmışlar. Jimnastik masaj salonunda. Ay desene paralar boşa gitmiş. Aynen öyle. Ben şimdi iki dakikada kovup geliyorum. Ay dur sepetleme ne olur. Ben yarın geleyim şu an. Ya olur böyle şey iki dakikada kovup geleceğim ya. Ay Allah yok Allah. yok zavallı. Şimdi konuşmaya da ihtiyacı vardı. Sen onunla sohbet et ben yarın gelirim şu an. Ya ben onunla niye sohbet edeyim? Ben onun anası değilim babası değilim ya. Ben şimdi iki dakikada kovup geliyorum. Beraber oluyoruz. Ay yok ben gitmek istiyorum. Leş gibi kokuyor. Hem konsantre olamam. Aşk olsun. Ben seni konsantre ederim. Yapmadığımız şey mi canım? Ya sen de pireyi deve yapıyorsun ya. Ben hemen adamı kovacağım. Rakı makayı ortadan kaldıracağım. Tertemiz olacak. İlk günkü gibi. Ay aşağısı leş gibi. Ben 5 dakikada temizlerim. O kadar sürmez bile. Ay yatağı düşünsene şu ayı. Ben oraya hemen yarın bir çekyat alırım. Harika yarın olsun. Bak düşünsene hem adam gitmiş olur. Hem ortalık rakı kokusundan kurtulmuş olur. Hem çekyat gelmiş olur. Öylesi daha iyi olur. Sen de eşeğin kulağına suyu kaçırdın ha. Hoşça kal şu ayıp. Bari bir daha söyle. Hoşça kal şu ayıp. Güle güle be güzelim. Ulan o kadar da masraf ettik ha. Ulan ben sizin ta gelmişinizi. Ya kardeşim öyle oldu bitiye getirmeyin ya. Allah Allah. Tamam Şahit Bey tamam. Şu şişe bitsin gidiyorsun. Anlaşıldı tamam. Tamam kardeşim tamam. İş işten geçti. Giden gitti. Kuş kaçtı. Kahve taştı. Ocak battı. Tamam. Sen de biliyorsun. Bir felaket geldi başıma. Eve de girmem mümkün olmadı. Erkek adamsın. Kır kapıyı gir. Gireceydim ama işte rezalet çıkmasın diye düşündüm kendi kendime. Bıçaktan çekindim demiyor da. Dangalaçma lan dangalak. Kim çekti bıçağı? Abla. Yok canım korkutmak için yapmıştır. Saplamaz. Ablam saplar. Sonradan üzülür, dövünür, yanar ama saplar vallahi. Parlayınca gözü hiçbir şey görmez. Sülale deli ben ne diyeyim. Neyse bir iki güne kadar siniri geçer. Bak. Diyorum, madem buraya böyle kuruldun, mezelerde masaya dizdin, o zaman bu gece de kal hadi, benden alsın hadi. Aslında yaptığına karşılık eniştemi burada aç, susuz, uykusuz bırakmak gerekirdi ama büyüklük sizde kalsın Şuayip Bey. Büyüklük sizde kalsın diye eleştiri konuşma lan, çakınca oturdurun bak. Tamam canım, tamam, bir gece kal. Ama bir gece kal, görüyorsun olmuyor. Yani senin yüzünden sefer iptal etmek zorunda kalıyoruz. Çorba çok güzel olmuş abla, eline sağlık. Afiyet olsun. Yorgun musun abla? He, az biraz yorgunum evi. Neyi düşünüyorsun? Enişte mi? Bence abla eniştem çoktan pişman olmuştur ha. Nereden biliyorsun?
Bilmiyorum ki. Dükkana mı geldi yoksa? Vallahi gelmedi. Sen salaksındır. Ona para para da vermişsindir. İstedi ama vermedim. Hani dükkana gelmediydi? Geldi abla da yani. Ayaküstü konuştuk sonra da gitti. Yazıklar olsun sana. Bir de kardeşim olacaksın. Ulan adam beni gelin dibine geçiriyor. Sen tutup onu dükkanına alıyorsun. Puh, gavur delik. Abla vallahi ben konuşmadım ya. Şuayip Bey konuştu ondan ya. Yazıklar olsun sana. Bir de kardeşim olacaksın. Gavur soyu. Ulan aptal kafa ya. Bir dilimi tutamadım. Ulan itilmiş. Ulan hadi yerim. Beğendin mi yaptığını? Ulan ben ne ettim sana? Ulan ne ettim be? Çalıştım. Hem de para getirdim. Sayende ekmek geçti kursağımdan. Kumarını ben verdim. Irak'ını bile ben aldım ulan. Aynı düğünde gidelim ben aldım. Söküğünü bittim. Bunlara karşılık sen de ettire. Masajı getir. Ulan senin neyine masaj ulan ulan neydi ulan? Hadi yerim. Ayran yok içmeye. Garı parasıyla gider masaja. Ulan adımızı iki paralık ettin. İki paralık ettin sen. Ulan alsana masaj. Alsana masaj. Al. Aynen önce giderim. Al. Gel ben. Gel ben ulan. Park edecektim ki nabuk faysalın kabusu ortaya çıktı, ensemde tutup beni buraya getirdi. Komiserim yalan söylüyor. Elinde bu anahtar vardı ve arabanın kapısını kurcalıyordu. Açmaya çalışıyordu. E tamam işte ben faysalım sürüstürüm. Arabanın içine binmeden hiç araba park edilir mi? Babaanneciğim ders çalışıyorum. Dersine biraz ara ver telaffuz. Ay Sürahiye Hanım Allah aşkına susar mısın? Kadının dediğini anlamıyorum. Selvi gene söyle bu kadına. Kulağı iyi işitmiyorsa suç bende mi ya? Ne bakıyorsun be? Ha? Bana bak, bu sersem kadının dostu benim düşmanımdır ona göre. Sersem kadın, sersem kadın. Senin ne de güzel yeteneklerin varmış böyle be. Ben bir şey yapmıyordum komiserim şanzımanım. Eğer bir şeycik normaldi. Yasalara uygun bir şekilde arabamı park edecektim ki nabuk faysalım kabusum ortaya çıktı. Ensemde tutup beni buraya getirdi. Yok ya Allah Allah. Ben de çok meraklıydım seni yakalayıp getirmeye. Komiserim yalan söylüyor. Elinde bu anahtar vardı ve arabanın kapısını kurcalıyordu. Açmaya çalışıyordu. E tamam işte ben faysalım sürüstürüm. Arabanın içine binmeden hiç araba park edilir mi? Öyle uzaktan kumandayla araba park edilen arabalardan icat olundu mu hiç? Olunmadı değil mi komiserim yağlanma? Bak vallahi billahi ben çalmıyordum be komiserim. Jiklem ya şey inanmazsanız git bana sor. Ya iki defa üst üste sana niye soralım be? Biz aptal mıyız? Bana bak Gülazer zaten geçen hafta bana yaptığın kelekten sonra her yerde seni arıyordum. Elime düştün işte. Hadi bakalım. Bırak da gideyim be komiserim Elfren'im. Bak şey meraklanmıştır arabanın sahibisi. Beni bekler dur. Ya ulan hangi enayi senin Gülazer'in gelip arabasını soymasını bekle be. Üçkağıtçı. Abi komiserim defrans gelin nedeni anlamak istemesin. Tamam na bu Faysal'ın sürmenajım anlamaz. Dur umarım motoru çoktan yakmış ama bari sen yakma be. Rektifiye görmüş komiserim. Bak kaç kere söyledim gene söyleyeceğim. Ben o arabayı çalmıyordum. Yok ya Allah Allah. Komiserim hazırlıklı olun şimdi arabanın kendisine ait olduğunu söyleyeceğim. Sakın ha Gülazer sakın ha. Biraz önce araba sahibinin seni beklediğini söylemiştim. Şimdi araba benim falan dersen kırarım kalbini. 30 gün hastanede yatarsın bak. Abi araba benim dedim mi komiserim babadan. Demedim.
Komiserim, kendisiyle muhatap olmuyorum. O zaman kendisine sorun. Madem araba kendisine ait değil, kapısını neden kurcalıyormuş? Madem araba size ait değildi, niye kapısını mı çıkıyordunuz? Abi söyle sade Faysal'ıma, er otopark kayası gibi ben de müşterinin arabasını park ederim naçizane. Arabayı park ediyormuş komiserim. Güleyim bari, kendisiyle muhatap olmuyorum. Komiserim, arabanın sahibi olduğunu bize yutturamayınca şimdi parkta kahya olduğunda ısrar ediyor. Ehliyeti var mı sorun bakalım. Ehliyetin var mı ki senin bakalım otopark kahyalığı yapıyorsun ha? Eğer parkta kahya ise ehliyetinin olması lazım. Sorun. Abi Lüle. Efendim. Madem böyle düşünürsün de ne diye beni buraya getirirsin suçsuz. Ya ama doğru söylüyor şimdi Faysal. Madem ki otopark kahyası olarak düşünüyordun da kadıncağızı niye alıp getiriyorsun buralara suçsuz. Düşünmedim komiserim ben öyle bir şey. De görürsün komiserim egzosum. Nabı Faysal iyice hep keçilerini kaçırmış. E hadi ben yabancı değilim. Ama yarın öbür gün Allah muhafaza. Yarın öbür gün lan Süleyman Demirel'i tutup buraya getirirse şaşırmayın he. Yedi Faysal oğlum sen manyak mısın sen ya? Ne diyorsun komiserim, koca cumhurbaşkanı mı? Komiserim inanmayın buna. Bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ha, kusura bakmayın ama ben sizi birbirinize düşürmeye çalışsam komiserim için keltoş dediğini söylerdim. Faysal'ım şeytanım. Ne Faysal sen benim için keltoş mu diyorsun lan? Yok komiserim ben öyle bir şey söylemedim. Bu alçağa niye inanıyorsunuz komiserim? Abi yalan mı komiserim siz varım? Kel değil misin? Biraz ki yani. E ne işte kendi söylersin de kel olduğunu niye Faysal'ım söylemesin sana he? Bana bak Faysal. Bak doğru söyle kızmayacağım. Benim için keltoş nedir mi demedin? Vallahi demedim komiserim. Yani siz şimdi bu alçağın sözüne niye bakıyorsunuz? Biliyorsunuz suçunu unutturmak için yapamayacağı adilik yoktur. Abi duyan da gerçekten suçlu olduğumu sanır he. Bak otopark kayaları derneği duymasın başınız çok ağrır. Ben de söylemesi hani yani. Bak doğru söylüyor Faysal yani. Ya gerçekten otopark kayasıysa bu. Ha? Yapmayın komiserim Allah aşkına. Hangi gelecek buna arabasını teslim eder bunun gibi hırsıza? Abi aldım da hırsız mı yazar ki gelecekler teslim etmeyecekler arabalarını? Bak gene doğru söylüyor Faysal. El alem bunun harami olduğunu nereden bilsin? Ne? Abi helal olsun sana. Konuş komiserim çilik cantım. Duydun değil mi Faysal'ım süre zararlım. Komiserim kaya olduğuma inandı. Siz bunun araba park ettiğine nasıl inanırsınız komiserim? Araba kim bu kim? Bu arabayı 10 metre kullansa 10 defa çarpar. Valla doğru söylüyor. Sen araba kullanmasını beceremezsin ki. Abi sen benim böyle durduğuma ne bakarsın komiserim bujim. Ben çok güzel araba kullanırım lan. Bir kazan bile yoktur. Şimdi de yalakalık yaparak yırtmaya çalışıyor komiserim. Bir kere araba kullanamaz bu. Zaten ehliyeti yok. Bana bak attırma benim tepemi. Şimdi çıkar 10 tane ehliyetle gelirim mahcup olursun he. Ah fakirliğin gözü kör olsun be. Na şöyle bir arabacığım olsaydı. Bu Faysal'ın iftiracımı da şöyle arkaya atar bir boğaz turuna çıkardık. Görürdünüz nasıl ralici olduğumu. Ama araba yok işte. Sanki arabası olsa kullanabilecekmiş gibi konuşuyor değil mi Faysal? Arabası olmadığı için öyle konuşuyor komiserim. Abi. Arabası olsa böyle sallar mı? Tamam o zaman. O halde sizin arabalardan bir tanesini kullanayım. Ne dersiniz? Tamam ulan. Çıkalım dışarıya bizim karakolun arabalarından bir tanesiyle karakolun etrafında 2-3 tur at bakalım. Tamam. Hadi. Ama bak şu kadarcık çizersen bir tarafını canını okurum. Fazlasıyla ödetirim sana haberin olsun bak. Yapmayın komiserim o arabayı kullanamaz. Çarpar filan parayı da ödemez. Ne ödemeyeceğim be? Na işte bileziklerim bir şey olursa bozdur ödesiniz be. Allah Allah bilezikleriymiş. Sen kim bilir o bilezikleri nereden çaldın? Bak şimdi bu ayrı bir konu. Bunu senden başka bir gün uzun uzun tartışırız he. Tamam mı? Gideceğiniz mi? Ne diyorsun Faysal'a gidelim mi? Vallahi bence sakıncası yok komiserim. Nasıl olsa çarpacak. Ama altınlarını satar ödetiriz. Tamam. Kalan parayla da arabaya bir teyp alırız komiserim. Tamam. Gül Faysal'ım şebeğim. Son gülen iyi güler. İyi. Hadi o zaman. Hadi yürü bakalım. Hadi buyur. Yok sen buyur öyle. Hadi yürü konuşma Volga. Yürü. Hadi. 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 Bir de kapıyı açtı. Faysal, sen kapıyı açıver oğlum. Dur, sen zahmet etme. Sen ne yapıyorsun be? Bana bak, bir dakika. Şşş. Ben ne yaparım böyle be? Ne yapıyorsun? Aa,
Tokayla hiç kapı açılır mı? Hani filmlerde falan görürüz ya. He. Öyle oradan şey ettim galiba. Ben versem anahtarı ben açarım. Sen zahmet etme. Faysal'ım dikiz aynasızım. Faysal, hadi sen de atla bakalım. Bir dakika komiserim, ne yapıyorsunuz? Ne oldu? Ya bu kadının kullandığı arabaya binilir mi komiserim? Abi doğru Faysal ya. Bu şimdi kaza mazda yapar. Biz de bu genç yaşta emekli olmak zorunda kalırız. Hı. Bana bak, sen bir tur at çıktıktan sonra da ondan sonra binelim biz. Hadi bakalım. Korkmayasınız be, ne korkarsınız be? Ya, tamam, hayır. Sen bir tur at, bir görelim biz. Tarafsız tamam, bir gözle. Tamam, ha. Kapat kapıyı. Kapat da tekerin altında kalmayalım. Hadi bakalım, hadi. Hadi bakalım. Ya Faysal. Efendim komiserim. Ya bu bir tur atıp gelmeyecek miydi? Evet, bir tur atacak. Gidiyor komiserim. Gidiyor da ne duruyorsun? Varsa koruya yakalasana ya. Polisler basın hizmetli, koş. Ne oldu Faysal? Komiserim, kırmızı ışığa yakalandım. Tüh, yazıklar olsun sana Faysal. Yani ulan alt tarafı 4 silindirli bir arabayı yakalayamadın ha? Ben 2 silindirim. Komiserim katalizörüm. Alo, alo. Orada mısın? Benim ben Gülazer. Şoför Gülazer, tamam. Gülazer, neredesin ulan? Ha? Tamam. Şu an Arnavutköy'deyim. Komiserim iç lastiğim. Bebeğe doğru gidiyorum, tamam. Ulan hadi Gülazer, çabuk arabayı buraya getir, tamam. Abi ne haber, Faysal'ım dingilim. Ne oldu? Beşiktaş ışıklarda hararet mi yaptın, tamam. Ulan bana bak Gülazer, ulan hadi Gülazer öldürürüm ulan seni, arabayı çabuk buraya getir, tamam. Ne yapacaksın arabayı be Faysal'ım patinajım? Satarsın benim bilezikleri, alırsın yeni araba. Artanıyla da kendine geniş lastik takarsın, avan olur. Okey, tamam. Ay Mehriman'cığım, Allah aşkına yavaş söyle, aklımda tutamıyorum. Selvi, bak söyle bu kadına. Bugüne kadar yavaş yavaş ben ona neler söyledim, hangisini aklımda tuttun ki? Babaanneciğim ders çalışıyorum. Dersine biraz ara ver, teneffüs! Tamam canım, sonra limonun kabuğunu ince ince rendeleyeceğim. Ha. Evet. Selvi, bak gene söyle bu kadına, öyle Neriman söylediğini papağan gibi tekrarlamasın. Ya bu kadının söylediklerini ben bile buradan anlıyorum ya. Sonra da bir tencereye şekerle beraber koyup kaynatacağım. Selvi! Bak gene söyle bu kadına, kulaktan dolma bilgilerle yemek yapıp beni zehirlemeyi düşünüyorsa vazgeçsin. Ben bugün bakkal Hasan'ın getireceği kaşar ekmekle karnımı doyuracağım ha. Ay Sürahi Hanım, Allah aşkına susar mısın? Kadının dediğini anlamıyorum. Selvi, gene söyle bu kadına, kulağı iyi işitmiyorsa suç bende mi ya? Tamam Nerimancığım, ben seni sonra ararım hayatım. Aşk olsun Sürahi Hanım. Sevdin diye o limonlu keki tarifini alıyordum ama dinletmedin ki. Al sana bir kaya, nereye dayaksan daya. Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın Sürahi Hanım? Allah Allah, kim bu saatte acaba? Ben açayım anne. Yok kızım, otur sen dersine çalış, ben açarım. Beğendin mi yaptığını babaanne? Ne güzel limonlu kek yiyecektik akşam. Teneffüs bitti be, duymadın mı? Zil çaldı. Hadi derse, zırrrrrr. Allah Allah. Bu madramaz benim en sevdiğim kek olduğunu öğrenince telefonu küt diye kapattı. Gel Berna'cığım, gel hayatım, hoş geldin. Günaydın Sürahi Hanım. Günaydın. Günaydın Selvi'ciğim. Günaydın. Ah Zehra'cığım, senden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. Biz birkaç günlüğüne seyahate çıkıyoruz da. Ha canım. Bu kuşu ne yapacağımızı şaşırdık. Rica etsen birkaç gün bakabilir misin? Aa tabii Berna'cığım. Tabii sen keyfine bak, komşuyuz burçunun şurasında. Komşuluk bugün de belli olur canım. Çok teşekkür ederim. Berna kızım, zaten evde yeterince mahlukat var, bir de bunu başımıza salma.
Biz haşerata falan bakamayız. Aman canım, zor bir tarafı yok ki Sürahi Hanım. Zaten yemi ve suyu hazır. Size sadece karşısına geçip bakmak düşüyor. Ay çok şeker değil mi anne? Ah Zehracığım, çok teşekkür ederim. Rica ederim hayatım, rica ederim. Ben döner dönmez hemen alırım. Oldu canım. Hoşçakalın, sağ olun. Sen keyfine bak hayatım, eğlenmene bak. Papağanına takma aklını. Bakacakmış. Ya sen evinde kendi çocuklarına bakamıyorsun. Bir de bu haşerata bakacaksın. Ama çok tatlı babaanne ya. Adın ne senin bakayım? Hasan. Bakkal Hasan. Uuu canım benim, çok tatlı ya. Ay canım da canım. Maşallah sana. Şu rengin güzelliğine bak. Ne güzel yemyeşil. Anneciğim biliyorsun ki bunların en büyük özelliği konuşabilmesi. Biliyorum evladım, biliyorum kızım. Ona bakarsan bu kadın da konuşabiliyor ama ne işe yarıyor ki? Anneciğim saat geç olmuş, ben gidiyorum, geç kaldım. Evladım ben de çarşıya çıkacağım, beraber gidelim ha. Sürahi Hanım, rica etsem ben çarşıdayken şu kuşa biraz göz kulak olur musun? Bana mı sorup aldınız bu mahrum kadını be? Ben aslında yaşlı bir kadınım. Benim kendime bakacak durumum yok canım. Bu pire torbasına bile ben bakacağım. Çok istiyorsanız yalnız da alıp götürürsünüz. Ay ay ay, yerim seni ben, yerim. Sen papağanı mı kıskandın? Gel bakayım sen. Ne kıskanayım? Gel bakayım. Ama, papağanı kıskandı be. Ama ne kıskanacağım canım? Sürahi Hanım, kadıncağız itimat etti bıraktı. Ben şimdi elimde onunla mı dolaşayım çarşı pazar? Ne olur rica edeceğim, biraz göz kulak ol. Göz kulak ol, göz kulak ol, göz kulak ol. Konuştu anne. Bana bak Selvi. Bak söyle bu mendabur hayvana, ondan emir almam ben. Onun size emir verdiği yok Sürahi Hanım. Sadece söylenenleri tekrarlama kabiliyeti var. Aman bana dokunmayan papağan bir yıl yaşasın. O masada öyle dursun öyle. Tamam teşekkür ederim. Hadi kızım biz gidelim. Geliyorum anneciğim. Hadi alasma aldık, babaannem benim. Hadi güle güle. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Versin. Bay bay. Akşama kızarmış bir kuş olmak istemiyorsa kapat çeneni ha! Ya sabahtan beri çeşitli mahlukatlarla boğuşmaktan ay. Dilim babam kum be! Ne bakıyorsun be? He? Bana bak, bu sersem kadının dostu benim düşmanımdır ona göre! Sersem kadın! Senin ne de güzel yeteneklerin varmış böyle be! Bir daha da sersem kadın bakayım. Sersem kadın, sersem kadın, hadi! Sersem kadın, sersem kadın! Seninle niye anlaşacağı benziyoruz be! Süslü mahlukat ne olacak? Tabi birbirimiz hakkında böyle erken karar vermememiz gerekir değil mi? Ya senin burada yerin pek iyi değil. Seni şöyle daha iyi bir yere alalım he! Bana bak, ayrıca benden fındık, fıstık, lokum istersen çekinmeden söyleyebilirsin. Bakkala sana bir telefon açarım, hemen getiriveririm. Bakkala sen pastırmanın en iyisini, lokumun en fıstıklısını bana ayırır. Bakkala sen, bakkala sen. Bakkala sen aslında Selvi'ye aşık. Ama Selvi ondan evlenmem diyor. Ben aşık olacağım birinden evlenmek istiyorum diyor, babaanne diyor. Haşmet'im o bostan korkulunu sevip aldı da ne oldu sanki değil mi? Kaç kere söyledim. Bak Haşmet yapma dedim. O kadın sana layık değil dedim. Boşan bundan dedim ama dinletemedim ki. Haşmet. Boşan şundan. Boşan şundan. Yap Haşmet. Ne içersin? Ne içersin? Sana su getireyim mi? Sıcak mı istersin soğuk mu? Kuş burnuna ne dersin? Haşmet. Şişko karı, şişko karı. Şişko kadın. Şişko kadın. Söyle bunları, aferin. Şişko kadın, şişko kadın. Şişko kadın. Şişko kadın. Çok iyi ya. Şişko kadın. Suratın güzelliğine bak.
Bak, aa, şu rengin güzelliğine bak. Yerim o kırmızı gagalarını. Baba bir tane de biz alalım papağan, ne olur ya. Kızım şimdi papağanın sırası mı? Neyse sonra bir icabına bakarız. Şuna bak, şuna Selvi. Nasıl da zeki zeki bakıyor. Bizi kesiyor bu inek ağa. Kesin taklidimizi yapacak. Hayırlısıyla şu Berna gelip şu papağanını alsa da başına bir şey gelmeden kurtulsak. Bugün gelmiştir onlar. Gidecek misin benim boyalı kuşum he? Anne bakıyorum çok sevdin papağanı he? Ya diyorum ki Aşmer, böyle bir kadından evleneceğine şöyle sohbeti tatlı bir papağanla evlenseydin ya. Vallahi iki gündür bana ahiretlik yaptı. Dertlerimi dinledi, hastalığımla ilgilendi, şarkılar bile söyledi ya. Çekirdek ister misin biraz daha? Al bakalım, al. Al bakalım. Yok bu doymuş galiba, bak almıyorum. Aman aman, inşallah Berna'dır. Berna! Vallahi bildi galiba. Belki de Berna'dır. Yani anne, eğer gelen hakikaten Berna Hanım'sa şu hayvanların altıncı hislerinin çok kuvvetli olduğuna inanmak lazım. Aa, hoş geldin Bernacığım. Aa, bak demedim ben, bildim canım, bildim ben. Hadi hayatım gel buyur. Ah yok canım, gelip oturmayayım. Şimdi hemen papağanımı alıp eve döneyim. Ah iyi akşamlar efendim. Ya, hoş geldiniz. Size zahmetler vermedi değil mi? Yok canım, ne ya, demek canım, zahmet? Ne zahmet ya? Çok hoşlandık hepimiz. Tabii. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle Berna'cığım, oturmaya da bekliyorum. İnşallah ya canım. İnşallah. Gel buyur inşallah. Görüyorsun değil mi Aşmet? Yani papağanla aramızın iyi olduğunu öğrenince derdest edip gözlerini hayvanı. Yani iki gün daha kalsın diyemedi. Sabancı atma baba. Canım sen. Ay bu müziğin nesinden hoşlanıyorlar Allah aşkınıza. Çamaşır makinesi gürültüsü gibi dangır dangır dangır. İşte fena bir müzik değil canım. Ay ne olur değiştir babaanne, başım ağrı girdi. Aa ne biçim gençlersiniz yahu. Yani biraz daha sesini aç babaanne diyeceğine bir de sesini kapatmıyorsun ya. Allah Allah. Kim bu saatte acaba? Selvi, bakkal azan olmasın. Ay inşallah değildir, sus. İnşallah olur da böyle akşam akşam rabıtalı bir pastırma yeriz. İnsaf et be anacığım. Gece yarısı bu pastırma yedin mi Allah aşkına? Sana ne be, canım işleri belki. Aa Berna! Aa! Berna mı? Ne oldu acaba hayrola? Kuşa bir şey mi oldu yoksa he? Ay Allah göstermesin, çok tatlıydı. Hayırdır inşallah. Esif ederim Zehra'cığım. Ne oldu? Yani iki günlüğüne papağanımı size bıraktım, kocamla aram bozuldu. Aa. Alın sizin olsun. Aşma! Boşan şundan, boşan şundan. Yapma aşma. Kocam kim o? Aşmet diye evde yapmadığını bırakmadı. Aşma! Boşan şişkodan! Boşa şişkodan! 20 yıllık evliliğim mahvoldu. Kocam evi terk edip otele gitti. Aa. Kim öğretti bunları bunu Allah aşkınıza? Bana ne bakıyorsunuz be? Ne bileyim ben kim öğretti? Her boku da biliyor canım.